Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber SMD direnç, yeni nesil direnç nasıl ölçülür arkadaşlar, bunu anlatmaya çalışacağım. Önümde gördüğünüz bir çakar lamba var arkadaşlar. İş makinesinin üzerinde kullandığımız DC voltla çalışan, 12 volt ve 24 voltla çalışabilen bir çakar lambamız var arkadaşlar. Bu arızalı. Bunun üzerindeki SMD dirençleri ölçümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu dirençler nasıl ölçülür? Bu dirençlerin üzerinde arkadaşlar numaralar var. Görüyorsunuzdur. 474, 224, efendim 501, 105, 472, 103 gibi, 202, 102, 223 gibi 10-12 tane SMD direncimiz var. Arkadaşlar bu dirençler nasıl ölçülür? Bunları ben size anlatmaya çalışacağım. Hem de arızasını bulmaya çalışacağız. Şimdi bu ön taraftaki kondansatörleri ölçümünü ben yaptım. Bunlar da sağlam SMD direnç. Konumuz arkadaşlar SMD dirençleri nasıl ölçülür? Üzerindeki rakamlar ne anlama gelir? Hangi rakam kaç ohma denk gelir? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birkaç yazalım. 102. Görüyorsunuz. Bunu bir kağıda yazalım. 102. Şurada ufak bir 103 yazıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? 103. ...202... ...472... ...223... Aynı olandan bir daha yazmıyorum arkadaşlar. 472, 472 çok var. 224... ...474... Şimdi... 501 var bir de arkadaşlar. Biz şimdi arkadaşlar bu rakamlar ne anlama geliyor? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 102 ilk iki rakamı aynen yazıyoruz arkadaşlar. 1, 0. Son rakam kaçsa o kadar 0 ekleyeceğiz. Son rakamımız kaç? 2. 2 tane 0 koymamız gerekiyor. 1, 2. 1000 ohm'dur arkadaşlar bu direncimiz. Bu da 1 kilo ohm'a dönüştürülür. 3 tane 0 gider. 1000'e bölersiniz arkadaşlar çıkan rakamı. Şimdi 103. İlk 2 rakamı aynen yazıyorduk. 1, 0. Son rakam kadar ne, son rakam neyse o kadar 0 ekleyeceğiz. Son rakamımız 3. 3 tane 0 eklememiz gerekiyor. 1, 2, 3. 10.000 ohm oldu arkadaşlar. Bu da 10 kilo ohm'a denk gelir. 202 direncimizi hesaplayalım. İlk 2 rakamı tekrar yazıyoruz. 2, 0. Son rakamımız burada 2. 1, 2. 0 attık. 20 ohm. 2000 ohm pardon. Bu da arkadaşlar 2 kilo ohm'a denk gelir. 472 direncimizi hesaplayalım. 47'yi yazdık aynen. Son rakamımız arkadaşlar yine 2. 1, 2. 4700 ohm. Bu da arkadaşlar 4.7 kilo ohm. 223 direncimizi ölçelim arkadaşlar. 22, 1, 2, 3 sıfırımızı ekledik. 22.000 ohm oldu. Bu da 22.000'e bölüyoruz arkadaşlar. 3 rakam gidiyor. 22 kilo ohm'a eşit oluyor. 224
İlk iki rakam tekrar yazdık. 4 tane 0 eklememiz gerekiyor. Çünkü sonu 4 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 220.000 ohm oldu arkadaşlar. Bunu da kilo ohma çeviririz. 220 kilo ohm. 474'ü de aynen hesaplayalım arkadaşlar. Yine sonu 4. 4 0 eklememiz gerekiyor. 470.000 yapar ohm. O da eşittir 470 kilo ohm. 501 rakamını hesaplayalım. 501. İlk iki rakamını yazdık. Sonu 1 arkadaşlar. 1 0 atacağız demektir. 500 ohm yapar. Bu da 0.5 kilo ohm'a eşit olur. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde rakamların kaç ohm'a denk geldiğini bulabilirsiniz. Bir de ölçü aletimizle sağlamlık testini yapalım. Ölçü aletimizde arkadaşlar dirençlerimizi şu kademede ölçeceksiniz. Ohm işareti budur arkadaşlar. Ölçü aletimizi ohmajına alıyoruz. Şimdi proplarımızı alalım arkadaşlar. Cihazımızı ölçmeye başlayalım. Şimdi 102 baştakini ölçelim mesela. Başta ne demişiz? 102. Yani 1 kilo ohm bir değer görmemiz lazım. Arkadaşlar bunların %5 sapma değeri olabilir. Artı eksi aşağı olabilir. Çok uçuk bir fark varsa ya da bir kısa devre gösterirse o direncimiz arızalı demektir. Şimdi multimetre cihazımızla sağlamlık testini yapalım arkadaşlar. 102 rakamlı direncimizi ölçelim. 102. Bunlar arkadaşlar %5 artı eksi olabilir, sapma olabilir. Evet. 1 kilo ohm. Direncimiz tam değerini bize vermektedir arkadaşlar. İkinci rakamımız 103. Bu da arkadaşlar 10 kilo ohm göstermesi gerekiyor bize. Evet, ikinci direncimiz de sağlam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi multimetre cihazımızda, ölçü aletimizde 10 kilo ohm'u görüyoruz. Üçüncü direncimiz 202 arkadaşlar. 202 nerede 202? Şu büyük olan 202. Bu da bize arkadaşlar 2 kilo ohm bir değer göstermesi gerekiyor. Şu anda devreye bağlı olduğu için, böyle kondansatörlerden geçtiği için bazı dirençler arkadaşlar böyle geç de olabilir. Kaydırdık. Boştayken bu hemen gösterir bize, değerini bize verir. Şimdi değerimiz yavaş yavaş yükseliyor. Bu direncimiz de sağlam arkadaşlar. Zaten %5 sapma değeri içerisinde şu anki voltaj, bu gösterdiği voltaj 2 kilo ohm'a yakın, 1.9. Bu direncimiz de sağlam arkadaşlar. Üçüncü direncimiz 472 yazmışız. Dördüncü direncimiz 472 bize 4.7 kilo ohm değer göstermesi gerekiyor arkadaşlar. 4.7 kilo ohm ölçebileceğiz mi bakalım. Yine yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Dediğim gibi devrede diğer elemanlar olduğu için, kondansatör falan. Bu cihazımızda, bu SMD direncimiz de sağlam arkadaşlar. Birçok 474 direnç var. Mesela şu 474'e bakalım.
4.7 kilo. Evet, gördüğünüz gibi 4.667. Bu direncimiz de sağlam arkadaşlar. 5. direncimiz 223. 22 kilo ohm okumamız gerekiyor bu direncin üzerinde. 223 nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar, bir tarafına siyah probumu, bir tarafıma kırmızı probumu. Yerleri fark etmiyor arkadaşlar. Bunda 22 kilo ohm okumamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, kaydı. Bekleyelim arkadaşlar. Şu anda değerimiz yükseliyor. Bakalım nereye kadar yükselecek arkadaşlar. Şu anda daha bayağı var 22'ye ulaşması. ...13.22'lerde yavaşladı. Bu direncimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar arızalı. Bu direncimizde bayağı bir kayıp var. 22 kilo ohm göstermesi gereken direncimiz 13.26 kilo ohm gösteriyor. Evet arkadaşlar, arızasını da burada bir şekilde bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bu direncimizi biz değiştireceğiz. Aynısından bulup şimdi bizim konumuz SMD direnç nasıl ölçülür buydu. Şimdi arkadaşlar 224 yazan direncimizi ölçelim. 224, evet burada. Bu da bize arkadaşlar 220 kilo ohm bir değer göstermesi gerekiyor. Evet, bu direncimiz de sağlam arkadaşlar. %5 sapma değeri. İşte bu şekilde arkadaşlar. 501'imize bakalım. Bu şekilde arkadaşlar SMD yani SMD direnç, bu şekilde SMD dirençleri ölçümünü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 501'i son olarak bakalım. 0.5 kilo ohm çıkması lazım. Evet arkadaşlar, bu cihazımızda bu SMD direncimiz de bu şekilde sağlam olduğunu anladık. Şimdi arkadaşlar bir tane arızalı tespit ettik. Biz onu değiştireceğiz. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Yararlı olmuştur videom. SMD dirençlerin nasıl ölçebildiğinizi, üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini, bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.